Siyasette vefa olmaz. İkincisi de bu. Siyasette işe yaradığınız sürece görevde kalırsınız. Bir dönem faydanız olabilir. Olsun. Ama vefa olmayacağını bilerek girersiniz. Ve faydanız değil, hatta tam tersine zararınız olmaya başladığında da görevden gidersiniz. Daha iyi yapacak olan gelir. Demokrasi bu demektir. Neden vefa olmaz? Çünkü o zaman geri gideriz. Nitekim şimdi gidiyoruz. Ülke de geri gidiyor. Sizin yaşam standartlarınız da geri gidiyor. Nasıl geri gidiyor? 20 yıl öncesine, 50 yıl öncesine, 100 yıl öncesine, hatta Osmanlı'da Tanzimat'tan sonra elde edilen bazı şeyleri, hakları, efendim imkanları kaybediyoruz. 150 yıl öncesine kadar geri gittiğimiz oluyor. Siyasette vefa olmaz. Demokrasi bu demektir. Peki şimdi devam edelim. Olursa ne olur? Asgari ücretli gıdadan bile tasarruf eder hale gelir. O olur. Sabit giderlere gittikten sonra elinizde kalanla... Kalmıyor. Ne yazık ki kalmıyor. Kalmıyor bir şey. Ne kalıyor ki? Ne kalıyor? 2 milyar 200 milyon ki 200 kira veriyorum. Kalan ne kalıyor? 3 milyondan ne kalır üstüne? Kira ve faturalardan elinde kalan bir hiç oldu. Yüksek kiralar, düşük maaşlar yüzünden temel gıdada pahalı olunca yetmedi ihtiyaçlara. Kira, faturalar gibi bir insan hakkı olan en temel barınma ihtiyacı harcamasını yaptıktan sonra elinde kalan her ay azalıyor. Bir asgari ücretli ailenin kira ve faturaları ödedikten sonra elinde en iyi ihtimalle 1096 lira kaldığını hesapladı İyi Partili Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır. O kalan 1096 lirayla aylık alışverişi yapmaya çalıştı. En temel sebze meyveleri alamadı. Manav reyonundan tek alabildiği limon oldu. Dar gelirli zaten aylık alışverişi çoktan unuttu. Haftalık yapabiliyoruz ancak. Aylık kesinlikle olmuyor zaten. Olmuyor yani. Çeviremiyoruz o kadarını. En son haftalığı kiraya, yani son iki haftalık kira ödüyoruz. Güç ürününden vazgeçtik. Nelerden? Yani nelerden? Peynir almaktan vazgeçtik en basiti. Çünkü pahalı. Ne bileyim, ya da tereyağıdı. Ya da mesela kaşar peyniri almıyoruz. Eskiden bazen çok masrafta bir kere bir alabiliyorduk. Artık alamıyoruz onu kesinlikle. Sonra kahvaltı malzemesi. Şeyleri almıyoruz. Almıyoruz. Zaten yumurta olmuş 40 lira 50 lira. Kahvaltı alışverişinden, peynirden, zeytinden, hatta sebzeden vazgeçmek zorunda kaldı tüketici. Dikbayır'ın hesabına göre bu ayda 4253 liralık asgari ücretin 3157 lirası barınma ve faturalara gitti. Evde kalan 1096 lirayla da alışverişe çıktı Dikbayır ailesi. Ocak'ta aldığımız ürünleri Şubat'ta alamamıştık. Şubat'ta aldığımız ürünleri de Mart'ta alamamıştık. Şimdi bakalım Mart ayında aldıklarımızı Nisan ayında alabileceğiz mi? Bunların hiçbirini alamıyor bu aile. İnsanın baktıkça bu da canı aile, çekiyor. Bu aile raftan sadece limon alabiliyor. Ne domates, ne salatalık, hiçbirini alamıyor. Her ay her alınan ürünün miktarı azalıyor, hem de kalitesi düşüyor. Kalanla ne alabiliyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey yetmiyor. Ne yesin? Patlıcan almadık, kıvırcık salata almadık. Ondan sonra zeytin alamadık. Bu da pahalıymış. Bunu almayayım dediğiniz o ne var? Canım salatalık mesela. Almayı düşünüp neyi alamadınız? Mesela? Neyi alamadım? Mesela patlıcan almadım, kabak almadım. Hani mesela karnabahar, şudur budur, onlar pahalı diye almak istemedim. Çoğu şeyi çıkarttım. Önceden birer kilo aldığımız ürünlerde yarım kilo veya gram tarzında almaya başlıyoruz. Ya bu ay bırakalım diyoruz, öbür ay alalım diyoruz. Önceden kapalı peynir alıyordum, şimdi gramla alıyorum. Pazardan açık peynir mi? Aynen öyle. Dar gelirli tüketici pahalı diye yerine koyduğu ucuz alternatiflerden bile vazgeçmek zorunda kaldı. Çocuk krem peynir yiyordu, onu almıyorum. Tereyağı yiyordu, almıyorum. Margarine döndüm, o da pahalı, almıyorum. Şimdi Benoît Mandelbrot isimli bir matematikçi, iktisatçı var. Önemli, sıra dışı bir adamdır. Bu Mandelbrot diyor ki, bu siyasetçiler için çok kullanışlı bir şeye dönüşüyor istatistikler, grafikler veya piyasada başkalarının gözünü ışıltıyla alıp hani bir şekilde piyasada yolunu bulmak isteyenler için istatistik seraplar acayip iyi iş görüyor diyor. İstatistik seraplardan bahsediyorlar. 2023 hedefi, ki 2023 hedefleri için artık çok geç geldi, bitti de. Onun gibi başka şeylerden bahsediyorlar. Fakat insanlar böyle bu şartlarda yaşıyor işte.